Başladık. O pekmez yapımını bir anlatı versene. Nasıl pekmez? Şu hani üzüm kaynatıp da pekmez yapıyorlar ya. Pekmezi dökersin, sıkıştırırsın, pekmezin şırası çıkar. Şırasını kazana koy, kaynatırsın. Şeyiyle, toprağıyla kestirirsin. Su, onun toprağı var. Toprağıyla kestirirsin, toprak çöker, şırasını alır. Dağına koy, altını yakar, kaynatırsın. Kaynadık sıra o koyulaşır, pekmez olur. Bu sıkıştırma işlemi nasıl olur? İşte onun suyunu çıkacağım. Neyle? Çırmayacağım. Çırmadın mıydı? Suyu akar ama. Neyle mi koyup çırmayacaksın? Ayağına çırma. Baskıyla bastır. Çuvala kat, bir şeylere kat. Bastır. Yeter ki suyu çıksın yani. Abi suyunu çıkaracağım. O nerede su? Leğende mi suyunu çıkarıyorlar baba? Şırana dedik. Şıranımız vardı. Oraya getirdik bir köfünü. Dökerdi oraya. Köfünler vardı. Köfünleri dökerdik oraya. Çiğnama zamanı şöyle yığılırdı, açık sererdi ayağımızın altına. Çiğnemez, önü cırp oldu muydu, şöyle kalk deriz, onu suya kadar biz bir daha sererdi, bir daha deriz derken, onun hepsini çiğnemez. Bu şirehane nasıl bir yer? Yani neye? Betonla yapılmış şöyle bir havuz. Havuz gibi yani. Onun havuza oluk kollar, oluğun altına kazan gibi öyle ufak karanı bir şeyler kollar, onun akar onun içine doldu sıra alırlar kazana. Posasını ne yaparlar üzümü? Posasına bir eskidiller, onun eskisini alırlar, sirke yaparlar. Ondan sonra da mala yer verirler, yer mi? Veya lazım olursa çekirdek kalır orada zaten. Çekirdeği bir işe yarıyor mu bu reis? Yararmış ama o zaman bilmezdik ki yarardığını canım. Mala veriverirdik, kedi mal. Hayvan sever mi çekirdeği? Aa, sevmez olur mu? Sever. İnsan bile severmiş ama işte bilemedi. O zaman bilgi yoktu, öyle doğru. Şimdi çekirdek de para, ha bizi para. O zaman atıverirdik, mallar Evet. yerdi, döküverirdik şeyler. Tavuklar deşeriydi. O şey dedim, bir toprak katılıp kaynatılır dedin ya. O nasıl bir toprak? Ha toprak, onun pekmez toprağı değil, bir toprak bir şey diyorlar, beyaz. Nerede bulunuyor? Ocakları var, ocaklarından getirirler, kaynadılar falan. Her yerde bulunur. Bulunan köylerde fazla olan, iyi olan topraklar var, bir iyi gelen topraklar var. Onlara giderler orada nasıl kazanlar gelirler, onu yaparlar Mahmut. Veyahut o adamlar göz açıklar, at arabasıyla doldururlardı, getirirlerdi köye, kilo kilo satarlardı. Bekmez toprağı diye, tamam mı? Hala satılır mı pekmez toprağı? Evet ki pekmez yok, kaynatmazlar evet ki pekmezi. Kaynatmazlar. Şimdi kaynatan insanlar az, köyde birkaç kişiler var öyle pekmezi kaynatan, o eziyetini çeken, odunu bulan, odunu olan yapıyorlar onu, pekmezi kaynatıyorlar. Satıyorlar, 6-7 lira kilo, 8 lira bildiklerini veriyorlar. Ne kadar kaynar baba o? Pekmezin kolası siyah da kaynadılar ama duru oldu mu çabuk bozuluverir durusu. Azıcık koyulaşacak olsun. Koyulaştı mıydı güzel olur pekmez. Sonra bitkinleşir. Hangi siyah üzüm mü güzel oluyor Siyah olsun, yoksa hangi olsun olur. Biz karardık hepsini bir yapar. Değil mi? karışık? O nasıl Ayrı bir yapanlar da üzüm ayrı, kar üzümü ayrı. Şurasını çıkarlardı. O Hangisinin yetiştirmesi zor baba? Ak üzümü mü yetiştirmek zor, kara üzümü ikisi mü? de bir yetişir. Ne bakımını iyi yaptığımı iyi olur. Hani biri daha mı çabuk bozulmaya müsaittir? Ya ikisi de iyi kaynattım hiç bozulmaz. Senelerce dursa bozulmaz. Bal gibi aynı diyorsun yani. Biz kaynadırdık ama bahara geldi miydi? Balık havdarı içeri giriyor. O da yumurtası gibi, harcarı diyoruz biz ama yumurtası diyelim. Yumurtası gibi kalır. Evet. Öyle saf sarı donar kalırdı. Kaşığıyla o zaman kaşığıyla yerdik. Sen bal işle de uğraştın mı baba? Bal. Arıcılık yapmadın Bal değil mi? Hayır. üretimi. Biz bal arıcılığıyla uğraşmadık. Babam rahmetli o uğraşmış vardı. Alırdı bizim sağlığımız ufaklığı ufak. Biz bir kazan, büyük kazan vardı.
Onun dolusu bal alırdı, 60 kovanı vardı, kütük kovan derlerdi ona, şöyle koca ağaçların içi oyulmuş, onlara kovan yapmış, onlara bal arı üretirmiş, ondan alırdı, balın alındığı zaman komşuların hepsine de birer tabak dağıtırdı balı. Ondan sonra onu sızdırırdı. Süzme onun yapacak. Onun şeyini mumunu ayrıydı, sızdırını dolduruyordu kabına. Orada yerdik. Bozulmadan olur. Kalırdı öyle güzelce değil mi? Ne? Bozulmadan hiç kalırdı öyle güzelce. Hiç bozulmaz o. Senelerce şimdi, dursa bozulmaz iyi var. Şimdi üzümü köfüne getirdik. Şirehaneye attık. Çiğnedik. He. Suyu çıktı. Bir kaynattık. Sonra ne yapıyoruz? Onu kaynadınız. Köpükleşir o toyunlaktan onu şöyle karıştırırlar. Şey derler. O kaynadıktan sonra altını ateşini alırlar. Kazanın üstünde şeyde ocakta duruka kendi kendine çöker gider onu toprağa, davana. Onu indirirler, süzerler onu. Bir süzgüyle süzerler. Kazana şeyi, dağına dökerler Mahmut. Bekmez dağını derler, dağın var şöyle büyük. Hı hı. Onu dağının altına taşı yakarlar. Orada kaynar. Dağın doldu muydu? Dağ üstüne ilave yaparlar. İlave yaparlar. Bekmez daha arkası varsa onu çıkarır. Az ise onun hepsini ilave yapar, bir dram bekmez yapar. Yok varsa 3-5 dram üzümü varsa, olacak üzüm varsa onu çıkarır, birini daha bir onu çıkarır, birini daha arkasını hazırladık sıra kaynadır, çıkar bekmezi. Anladın mı? Vallahi çok şey, kaç kere kaynatmış oluyor? Kestirmeye kaynatırsın, bir de bekmezini kaynatırsın dağında. Sıfır. İlk bekmezleri kaynatırken toprakla mı kaynatıyor? Hayır, toprakla arınmış olur. Ha, ilk şunu yakayım ben. Toprakta dedik ya, kestirildiğinde o kaynak da kestirme dediler ona. Kestirmeydi, tabana iner şey. Toprağa tabana çöker onun. Tabanda kalır o, doğru şeyi alırlar yüzünden. Köpüğüyle? Hayır, köpüğüyle arınmış olur, temizlenmiş olur. Bir kazan koyuyor, bir harana koyuyor, bir vak koyuyor, çencere koyuyor, neyse. Balını, yeni balını durmana kadar kabını hazırlar. Tasıra, saplı taslar vardı o zaman. Saplı tası alır, üstünden alırlar. Biraz aşağı indikten sonra kazanı şeyle yan dikerler. Arkasına bir şey koyarlar, öyle şeyle yan koyarlar, böyle dikerler. Oradan az dururlar, o yine kabardıysa toprağa yine çöker o, yine alırlar, dökerler kazana, o çöktük sıra onu alırlar, çöktük sıra alırlar, babanda toprak kalır. Yani ağzımıza gelmez değil mi? Ne? Toprak mı? Toprak. Ya ağızda ne arayacak ya? Kazana kalır dedik ya, onu ayrıca bir keseye kadarlar o toprağı. Toprağı bir keseye kadarlar, bir duvanın içine koyuverirler, o keseten onun şırası çıkar, tamam mı? Hı-hı. O şırayı da dökerler, kaynadırlar, toprağı şöyle döküverler, vesselam. Arılar onun başına bir yıl gari, onun tadını alırlar, götürürler, tamam. Onu bir şey yola, ayağı altını dökmezler, bir tane yere dökerler, orada alırlar, biri gir onun tadını alırlar. Böyle öyle bekmez kaynamış olur. Arılar da faydalanmış oluyor ha? Arılar da faydalanmış oluyor. Tabii arı da faydalanmış. Arı da insanlar da her şey faydalanmış. Şimdi o arının ondan aldığı, yaptığı bala ne deniyor? Üzüm balı mı? Arının yaptığı bala mı? Tabii. Pekmez balı. Pekmez mi? Pekmez de işte o. Ama o da üzüm çekirdeğini yiyor ya. Onun götürdüğü çekirdeği var, onu yemez. Onun tadını alır, götürür, bacağını da yapar, balanın içine koyar. O çiçeklerin, çiçeklerden alır, türlü şeylerden alır, karıştır onu, bal olur. Sulandırır, o da sulandırır balı. Sen o keven biliyor musun baba? Hı? Keven. Keven mi? Keven. Keven mi? Keven balı vardır keven, bizim. Ha. Hı? Keven balı. Keven. O çok meşhur bizim yaylada. Keven balı varmış o. Arılar evet. Sırf o kevenlerin çiçeklerinden alıyor. Ha, çiçeklerinden. Hı. Ha. Çok da pahalıya satıyorlar. Bilmiyorum artık ne kadar şey yapıyorlar da. Keven balı olduğunu ne biliyor? Benim halamın oğlu yapıyor.
Yaylada hep bütün ama kevenlerin yanına koyuyor kovanlarını. Yalnız gelenden alır, ötekini alır. Karman çorman yapar. Öyle yalnız geven olmaz. Ya, öyle derler de. Ama bütün bizim yaylada keven o kadar fazla ki. Yalnız gevenden başka çiçek yok mu? Az. Fazla yok çiçek bizim yerde. Çiçekleri bırakmıyor acaba abi? Ondalacak. Hep işinden alır. Biz bizi kandırıyorlar. O zaman... Ara bir mermerden almaz. Nereden? Yer mermerden. Gerisinden, hepsinden bal alır. Sade diyor taştan. Taş. Yoksa bütün ot. Topraktan bile alıyor yani. Tabii canım. Hepsinden alır. Oğlum. Ama ağzının daha değdiği yerden insanlar Cenab-ı Allah şifa olsun demiş. Onun balın iyisini bul da yersen otlar toplayıyor. Otlar tabii tabii. Tabii o. Otlardan birikiyor. Ama o geçen gün... Şimdi balı öyle değil ki balı bozdular şimdi. Şeker kıvam veriyorlar şeye. Arıya. Arıya. O da zuvay veriyor. Tamam. Tabii. Evvelki bal yok. Evvelki çiçek de yok. Baba eskiden tabii. Burada üzüm bağı daha mı çoktu? Hı? Bu havalide üzüm bağı daha mı çoktu eskiden? Çoğdu. Her köyün bağı var. Her köyün balığı var. Tamam. Şimdi yok. Şimdi yok. Bağlık yok. Bizim bağ var derdik. Boğazımız var derdik. Boğaz dediğimizde. Evet. Burası solda bir bağdı. Herkesin yeri vardı orada. Bağ vardı. Olmayan pek az olurdu. Onlara da sepet sepet yolu verirlerdi. Onlar da yerdi. Onlar da yerdi. Bağ. Her evde pekmez pişer miydi aşağıya? Pişerdi ya. Olmayan olana, olan olmayana yeriydi pekmez. Birer tas birer tas verirse ne olur? Bir 10-15 kilo şey olur. Tabii. Dedemin evinde bir şirhane hatırlıyorum ben. Bizim evde niye yoktu şirhane? Ama bizim evde de vardı. Var mıydı? Abi. Arkaya girip ettik yerde vardı. Bizim evde yok muydu? Vardı. Ha, her evde oluyordu o zaman şirhane. Vardı da biz babamın evinde hepimiz orada biriyirdik. Orada kaynadırdık pekmez. Hepimiz bir yerde kaynadırdık. Mehmet Ağam rahmetli, gelen bir balığa gidelim dedi, gittik. Onun gemisi vardı, Hüseyin Çavuş'un ikisinin beraber ortağıydı. Aldık ağları, gittik gemiye bindik, ben güveye çektim, o ağ attı. Bir dövdük, iki şeye çıktı. Ağa bir daha attık, bir daha dövdük, üç çıktı, beş çıktı derken de 18-20 balık tuttuk. Ulan yeter bize dedik, geldik gittik. Balığın daha yüz kabuğunu şeyini almadan, pulunu almadan içinden şeyini alıverdiler, bağırsıklarını. İçine açık tuz attıklarıyla dağının bekmez kaynağı, dağının ateşine koyuverdiler. Nasıl olmuş ya? Öyle olmuş ki. Öyle bir daha lezzet olmaz ya. Güzel balık tatlanmış, öyle lezzet, lezzet olmuş. Öyle açıverdiler. Şunları kabuğu ayrıca alıverdiler. Yediler, kabuğu yok. Kim pişirdi? Kime akıl etti bunu böyle? Ağa. Mehmet Ağa. Ha, o keyifli ehliymiş o zaman. O balıkçıydı ya. He. Neydi o yediğiniz balığın ismi baba? He? Alabalık mı? Alabalık mıydı? Neydi? Karabalık derimiz ona. Hı. Nerede dere diyordu? Yok. Göl var gölde. Bizim burada. Karabalık şimdi yok mu bu? Bir de var ama suyu vermiyorlar. Az